Evet asım felaketinden en çok etkilenen şehirlerden olan Adıyaman'da bazı tarihi eserlerde hasar aldı. Ancak tarihin tozlu sayfalarında yer bulan Nemrut Dağı'ndaki heykeller depremi hasarsız atlattı. Komagene Kralı 1. Antikos tarafından M.Ö. 32 yılında inşa edilen Kral ve Kraliçe heykelleri asırlar boyunca nice badireler geçirdi ve bu badireleri hasarsız bir şekilde atlatarak bugüne geldi. Yaklaşık 2100 sene boyunca bugünlere erişebilen heykeller asrın felaketini de hasarsız bir şekilde atlattı. Burayı, bu alanı, Nemrut Dağı'ndaki heykelleri, buradaki mirası konuşacağız. 30 senedir Nemrut Dağı'na hizmet eden Milli Parklar görevlisi Bilal Mente konuğumuz. Evet, geçmiş olsun. Hasarsız atlatıldı. Burası. Teşekkür ederim. Gerçekten aşağıdaki tarih eserlerimiz zarar gördüğünde korkmuştum ben ama e, Nemrut Dağı'na çıktığımda e, yollar açık kapalıydı o zaman. Çıktığımda e, Kral Antikos'un 30 yıl bundan önceki yüzünü nasıl gördüysem öyle görünce nem, çok mutlu oldum o gün. Gerçekte güzel bir şeydi. kendini ciddiyetini korumuştu Nemrut Dağı'nda. Herhangi bir depremden dolayı bir hasarımız yoktur. Çok şükür. Peki burası tabi tarih boyunca defalarca badireler atlattı, afetler atlattı. 2000, hep sağlam geçirdi 2000, herhalde. 2100 yıldır e, nice depremleri atlattı. Çok şükür herhangi bir şey yoktur yani şu anda Nemrut Dağı'nda. Peki şu anda bulunduğumuz yer neresi? Bu heykeller kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? Evet. Mısın? E, Nemrut Dağı'nda şu anda Kral Antikos'un anne tarafına makadonyalar için yapıldığı Batı Terası'ndayız. Batı Terası'ndaki heykellerinden baştan kral antikos öbür tarafından Zeus oramastır tanrıların baş tanrısı, Koma yine bereket tanrıcası Tiket denir Apollo aşk ve güneş tanrısı denir Herkül güç ve savaş tanrısı. Tabii bunları iki tarafta kartalla aslan, e, yeryüzünde e, aslan, gök gözünde kartallar hem haberleşme hem koruma görevi ifa ediyor. Peki biz şu anda batı terasındayız. Onun bir de doğu tarafı var. Oralarda neler var? Bize oradan da bahsedebilirseniz. Eee Şimdi doğu terasında da aynı heykellerimiz var tabii. Doğu terasındaki heykellerimizin oturmuş vaziyeti daha güzel görünüyor. Daha hibetli gövdeleri daha duruyor. Tabii batı terasındaki gövdeleri şu kış şartlarında afet şeylerinden gövdeleri biraz daha almış yani şey olarak. Tabii bunlar ufak hasarlar diyebiliriz. Yani abi, genel olarak herhangi abi, bir şey yok. Yok yok yok. Bu eskide yani tabii bu söylediğimiz yani yaklaşık nerede baksan 70-80 sene bunda önceki olan afetlerden şey olarak zaman aşımından tabii bir de o da var yani heykellerin şeysini gövdeler düşmesi şeysi. Bir de burada bayağı bir kar yağar. Kar yağdığında batı terasındaki karlar arkada heykeller şişirince ...ön taraftaki heykeller biraz düşüyor yani. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için... ...ve bizi bilgilendirdiğiniz için. Evet, Nemrut Dağı'nda Kral Antikos heykellerinin yanı başındaydık. Burası büyük depremi hasarsız atlattı... ...ve burası 2100 senelik tarihi boyunca kendini korumaya devam ediyor. Şu an 2200 metre yukarıdayız... ...ve burada henüz turizm faaliyetleri başlamış değil. Çünkü yollar kar nedeniyle kapalı. Yaklaşık 4-5 kilometrelik bir yürüyüşten sonra buraya erişebiliyorsunuz önümüzdeki birkaç gün içerisinde karla kaplı olan yolların açılmasıyla birlikte burada turistik faaliyetlerinde başlaması öngörülüyor diyelim. Ve TRT drone pilotu Uğur Bulut ve kameraman Ümit Kalan'ın görüntüleriyle Nemrut Dağı'ndan Kral Antikos heykellerinden sözü yeniden Ankara'ya bırakalım.